1930 yılında elle peynir mi yapmıştınız? Yani? Evet, aynı beyaz, beyaz köyden beyaz peynir elle yapıyorlar. Nasıl yapmıştınız? Bu ineği saldığı sırada meya yani atıyordular yani buna. Peynir yapıyordular. Biz de o peynir kaynamadan peyniri alır yiyorduk. Kaynatmadan. Kaynatmadan o peyniri alır yiyorduk. Ondan sonra polisel oldu. Oldu. Ondan dolayı biz benim de eşim de aynı bu hastalığa yakalandı. Hatta benim çocuğum da beli bazen ağrıyor falan. Doktorlara tedavi oluyor. O ağrı biraz duruyor. Fakat bizimki hiç durmadı. 3 defa, 4 defa ben belde ameliyata girdim. Bu 4 sefer hep başarısız geçti. Nerede ameliyat oldunuz? 3 defa ben Erzurum'da araştırmada oldum. Azize o zamanlardı. Azize araştırmada oldum. Son platin çıkarmak için Kars Devlet Hastanesi'nde platimi aldılar. Ne zaman? 2010'da. Çıkarttılar. Gayet bizi perişan bir durumda bıraktılar. Biz, yani belimizde bir boşluk kaldı. Şimdi ise doktorlara gidiyoruz. Doktorlara müracaat ediyoruz. Onlar da bizi tedavi ediyorlar. Maalesef diyor rıslı oluyor. Platin de seçerekli sandalyeyle gidiyor. Şimdi bu durumda bir tekerlik yani sandalye mahkum kaldı. Artık hiç yürüyemiyoruz. Yürüyemiyoruz. Yürüyoruz yani kalkıyoruz ayaktan bir boşluk var belimizde. Benim amacım bu. Uzmanlar, doktorlar buna yani baş getiremiyorlar. Benim yani amacım bu ki profesör doktorlar, büyük doktorlar Allah rızası için, peygamberi sevdiğini için bana bize el alsın, bizi perişan durumda bırakmasınlar. Yani büyük İstanbul'da büyük daha büyük doktorlara yani. Evet, büyük doktorlara, profesörlere İstanbul, Ankara gibi yerlerde evet tedavi istiyorum. Yani bunlar da tabii bürokratlar da biliyorlar ve çok onlar da biliyorlar. Bir de yardımcı olsunlar. Ben diyorum ki bizi perişan durumda yatağa mahkum kalmamak için, tekerlek sandalyelere biz mahkum kalmamak için biz bir profesörlere sesleniyoruz. Allah rızası için, peygamberi sevdiğini için kendi elinizi vicdana koyun, bizi yani mahkum bırakmayın sandalyelere. Yatakları mahkum bırakmayın. Eşinizin şu anda durumu nasıl? Şimdi biz gece olandan inan ki sabah kadar hep bağırıp çağırıyoruz, ağrı durmuyor, ağrı kesicileri alıyoruz, durmuyor. Yani bizim yani bir yani rahatımız, şimdi bacaklarım öyle bir ağrı var ki, sızı var ki ayaktan vuruyor tam başıma kadar. Yani ne yapacağımı, nereye gideceğimi şaşırıyorum. İğnelerle, ağrı kesicilerle. Yapıyorlar, fayda edemiyorlar. Fayda edemiyorlar. Yani şimdi Ankara Nimuna Hastanesi'nde ağrı koloji servisine beni sevk etti. Benim belime iğne vuracaktı bir sene için. O ağrı duracaktı. Maalesef iğneyi almadı. Belim kirişlemiş. Hem şu engellik aylığı alıyoruz. O da yani bir sefer Ankara gidip geliyoruz. Zat İstanbul'a gidip geliyoruz. Yetmiyor. Ne kadar alıyorsunuz? Yaklaşık 800 milyon bir para alıyoruz. Yani 3 aydan beri. Onu da yollarda harcıyoruz. Yollarda harcıyoruz. Yani yetmiyor. Yollarda kalıyoruz. Yani utanıyoruz. Kimse de biz yani bir yere bir anorumuz var. Kimse de el uzatamıyoruz. Yani bunu Allah rızası için bir profesör kalsın gelsin bu vatandaşımız. Biz tedavi yaparız. Bunu Allah'ın rızası için bunu ayağa kaldıracağız, yürütüreceğiz. Onunla, eşinle beraber bunu sağlığına kavuşturacağız. Allah da onları sağlığına kavuştursa, Allah onları çoluk çocuğuna yardımcı olsun. Biz de bunu diyelim. Başka yani bir çaremiz yok. Biz yani burada yani kadetler, rapatoja çıkmak için yani su sorarak değil. Biz kendi derdimizi anlatıyoruz. Onlar da bizim derdimizi anlasınlar. Onlar da bize Allah rızası için el alsınlar. Gel vatandaşım gel, ben seni bu tedavini yaparım, bir profesör kalsın, onu elini öperim. Çünkü çok mazlum bir durumda kalmışız, yüremiyoruz, eskisi gibi işimizi yapamıyoruz. Biz köylüyüz, köyünde kalıyoruz, kendi işimizi yapmadığı sıradan aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Ya bazen milletler diyor ki ya ne oluyor sen gidip de ya kardeşim ben de utanıyorum. Vallahi bu kadar sefer için ben de utanıyorum.